Merhaba. Bugün yolu konuşacağız. Yol insana ilham veren, insanı uzak yerlere götüren, hatta sadece yolda olmak için yolda olunan bir haleti ruhiyedir. Dolayısıyla pek çok gezgine ilham veren, pek çok yazarı besleyen, bir taraftan da uzakta olma fikrinin verdiği o yersizlik, yurtsuzluk duygusunu depreştiren ama bir taraftan da aslında her yere ait olma fikrini de doğuran bir şeydir. Burada tabii ki hem gezginleri, seyyahları, hem şairleri, edebiyatçıları, hem de ressamlara değinmemiz gerekiyor. Çünkü yol pek çok sanatçıyı beslediği gibi aynı zamanda yol sayesinde de yazdıran bazı insanlar olmuştur. Dolayısıyla bugün yine çok geniş bir konuya giriyoruz. Evet, nereden başlamak Ben de istiyorsun? evet o zaman şimdi tabii yol deyince benim aklıma ilk olarak şey geliyor. Yol filmi geliyor. Ha. Onu Seni çok konuştum. etkilemişti değil mi ilk Evet seyrettiğinde? yani bir kere çocuktum ve filmin bir bölümü Bingöl'de çekildi. Böyle bir dokunduğu yerler oldu yani gördüğümüz için Seti bazı gördün şeyleri. mü? Seti görmedik de çünkü kış seti kıştı. Ayrı teyzemlerin köyünde çekilen bölüm. At sahnesinin olduğu yer. Ama ben yazın işte gelip o bayram filmi diye önce izinler öyle almıştı. Tarık Akan'la ilk karşılaşmamız. Çocuktuk biz tabii o zaman. Onun bize otelden el sallıyor olması falan. Bizim öyle bir hani Yılmaz Güney filmi çekilecek burada biz biliyoruz. Biraz da Yılmazcı olduğumuz için çocukluğumuzun bir o zaman şeydi yani bu avantür sinema yüzünden böyle bir Yılmazcılık bir Cüneyt Arkıncılık diye bir şey vardır o kız çocuklarında. Yaygın bir şeydir bu. Sen Biz hangi de hani kategorideydin? yolcuyduk yani mecburen böyle bir şey. Şimdi ben şeyi konuşmak istiyorum aslında. Yolu konuşuruz biraz belki biraz sonra ama sen demin şeyi kullandın. Gezginler, işte seyyahlar, dolayısıyla turistler şimdi yolda olmak fikri artık dünyada yeniden aslında bir turist olma hali üzerine kuruldu. Eskiden böyle değildi. Yani bir gezgin haliydi. Gezginlerdi yolun sahipleri. Şimdi yolun sahibi turistler olmaya başladı. Neydi gezgin ile turist arasındaki fark? Bertolucci'nin bu Çölde Çay filminde, o aynı zamanda bir romandır. Orada bir diyalog var. Bazım O diyalogta işte Afrika, Marrakeş mi, nereye, hangi bir yere gidilir ve orada Fas diye hatırlıyorum ben de Fas'ta evet. evet. Çocuk bir soru sorar. Siz turist misiniz? O da hayır der biz. Gezginiz der yani çünkü turist biletini almıştır, programlı valizi, eşyaları kaç gün kalacaksa ona göre tertiplenmiş, hazırlanmış bir şeydir turist olmak. Turist eve döner, geri döner, döner yani. Ama gezgin Hatta sadece böyle açıktır. bir neredeyse dönünce seni bölüyorum Yok yok affedersin böyle ama zaten. mesela bu Japon turist kavramı artık böyle klişeleşmiş bir şey ya. Evet. Mesela bilmiyorum biliyor musun ama Japon turistler o kadar çok fotoğraf çekmelerinin nedeni kültürel bir şekilde döndüklerinde nereleri gördüler diye böyle bir show yapıyorlar. Resmen bir slide show oluyor. Dolayısıyla aslında gittikleri yerden ne topladıkları, imge, imaj, resim toplayarak dönüyorlar. Dolayısıyla bilmem ne heykelinin önünde bir poz, işte havaalanındaki parfümler arasındaki poza kadar böyle bir hani gösteriş üzerine. Bu kötü bir şey olarak anlatmıyorum. Sadece bir kafa yapısının Evet. ürünü. O turist olma Evet durumu. turist olma ama gezgin daha çok not eden, yazan değil mi? Yani biz öyle biliyoruz seyyahlar işte. Sen birazdan hani belki İbn Battuta'dan daha derin Evet, bahsedersin. tarihsel bir Dolayısıyla hani yol. bir gezginle turist bir şeyi koymak lazım. Artık günümüzde gezgin var mı? Evet Var gezgin bence vardır. özel. Onlar da kendi işte bloglarında artık yazıyor ediyorlar. Onlar var. Ama yolda olmak başı başına evet çok verimli bir şey. Bu öteden beri öyle konuşacağız. Ve yolun kendisi de aslında değil mi? Yani hayatı yeniden kurduğumuz da bir yer olmaya başlıyor. İlla geri dönüp aktaracağız, orada yapacağız olan şey değil. Şeyi hatırlasana Truva Savaşı'ndan sonra yıllarca Odysseus değil mi? Orada yıllarca kalıyor. Yanlış mı anlamışım? 20 yıl falan kalıyor. 10 sene. İthaka'ya dönmesi 10 sene 10 sürüyor. sene mi sürüyor? Yani 10 sene Penelope de sürüyor. zavallı 10 sene bekliyor. Evet. Neyse. Yani bu kadar uzun sürüyor. Keza Büyük İskender'in ta Hindistan'a. Makaralara çıkması, Hindistan'a kadar gitmesi ve kurduğu İskenderiye kentleri. Bizim İskenderun
İskenderiye, bütün bunların hepsi bu İskender resmiyle kurulmuş, onun geçtiği sayfiye yerleri falan. Yolda kurulmuş kentler. Dolayısıyla kentler hükümran birinin seyahat etmesi diyelim, yani askeriyle beraber gitmesi, kentlerin kurulmasına sebep. Benzer şekilde Pers kralılarından biri Dara Darüş'ün, mesela Dara'nın da gittiği yerlerde kentler kurulur böyle işte Dara adıyla anılan birçok kent, işte bugün Nusaybin'de var diyelim, Bingöl'ün genç ilçesi vardır, Dara Heni'dir diyelim ki buradan geçmiştir, bir nehir kenarıdır. Burada kentler kurulmuştur, ufaklık küçük ama hani ismiyle isim ve kent arasında, daha sonra kalbini öyle bırak biraz bunu konuşuruz. Gerçekten dünyada en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Hani kent ve at, kent ve işte adlandırdığı şeyler hayali falan kentler. Var. Hayali kentler. Evet, o kurgusal kentler. Böyle bir şey de var, yolda kurulmuş kentler bunlar. Yolda kurulmuş ülkeler. Evet, gezgin olma hali. Sen şimdi biraz konuş, daha sonra ben döneyim o Metin Altıokra'ya gibi bir şey de söyleyeceğim ama sen şey yap ondan sonra. Tamam. Evet. Ya şimdi ben haliyle yine daha antik çağa gitmek istiyorum. Çünkü bence bu gezgin olma fikri, dediğin gibi Odysseus çok iyi bir fiktif, kurgusal örnek. Belki de kurgusal değil, belki de hani mitoloji en eski din olduğunu düşünürsek, belki de gerçekten, ki öyle kitaplara denk geldim zaman içinde, Odysseus'un ya da Ulysses'in aslında gerçek bir şey olduğuna dair, kişi olduğuna dair, ama çünkü oradaki bir sürü gönderme gerçek yerlere mekanlara dokunuyor. Mekanlara çünkü. Dokunuyor ve değişik medeniyetlere dokunuyor. Dolayısıyla o başka bir konu ama şimdi bu birazcık bir tablo çıkardım hani en eski gezginlerle ilgili ve Posiyanos'la başlıyor. Çünkü bu milattan önce 2. yüzyılda Yunanistan'ı gezmiş. Onu anlatıyor. Oradaki değişik adaları ve kentleri. Şimdi bu senin söylediğin turist ve gezgin arasındaki fark bence çok önemli. Çünkü bana göre gezginler dışarıdan gelen ama içeriği çok daha iyi gören insanlar. Ve buna en somut buradan örnek verecek olursak Lady Montagu vardır ki gayet iyi bilirsin. Montagu bir elçinin eşi olarak Osmanlı'ya gelince bence özellikle İngiltere'de ve anakara Avrupa'daki Türklere karşı yüzyıllar boyunca olan süregelen ön yargıları yıkabilmiş bir kadındır. Çünkü haremden kadınlarla tanışıyor ve bu kadınların evet, böyle bir köle değil, tam tersine aslında gayet de böyle hani akıllı, söz sahibi, güçlü kadınlar olduğunu gözlemleyip Avrupa'daki mesela harem fantezisini yerle bir ediyor. Ya da mesela Türk'ün böyle barbar olmadığını, tam tersine burada bir medeniyet olduğunu anlatabiliyor. Ve bunu bir kadın yapıyor. Bu kadın sonuçta eşiyle gelmiş, burada hani gezen, gören, anlatan bir kadın. Ama senin de bahsettiğin gibi ilk hani gezgin deyince herhalde dünya tarihindeki en iyi örnek bu işte İbn Batuta'nın seyahatnamesi. Rihla, çok sevdiğim bir kelime, seyahat demek biliyorsun Arapçada. Şimdi İbn Batuta 1304'te doğmuş ve şu anda tabii ki hiçbirimiz bilmiyoruz bütün bu bahsettiği yerlere gitti mi yoksa duyduğu şeyleri mi aktardı. Ama şunu biliyoruz, hayatının yani çok uzun bir zamanını burada nerede not ettim? Pardon, bunu söyleyeyim çünkü 30 yıl boyunca gezdiği söyleniyor. Ve Marco Polo'nun 3 misli daha fazla yere gittiği söyleniyor. Şimdi Batı'da genellikle Marco Polo herkesin bildiği bir isimdir. Evet. Ama Marco Polo'nun ben ilk yazmadığını öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani Marco Polo'nun günlükleri gibi çıkar ama Marco Polo dayısına mı amcasına mı birisine aktarıyor, o yazıyor. Dolayısıyla aslında Marco Polo kendi yazmamış. O da bir mit, üretilmiş gibi. Yani mit mi? Sonuçta hani illa belki de bazı şeyler anlatılınca da hani o da sonuçta onun dilinden çıkıyor ama yanlış hatırlamıyorsam bir hapishanede bunu aktarmıştı ve öyle yazılmıştı Marco Polo'nunki. Aşağı yukarı İbn Battuta ile zaten akranlar, benzer dönemlerde yaşamışlar. Şimdi İbn Battuta'dan özellikle bahsediyorum çünkü o gezerken sadece şurada şunu gördüm, şuradaki palmiye diye aktarmıyor. Bir nevi bana göre sosyolojik gözlemlerde bulunuyor. Mesela
bugün bu programı yapacağımız için ben de evdeki Batu'da açtım. Rastgele açtım çünkü biliyorsun o külliyat o kadar geniş bir külliyat Tuğla ki. kitap. Tuğla kitaplarda ve özellikle de açtığım yerde Türk kadınlarına değiniyordu. Böyle şansına böyle denk gelir. O da mesela şey diyor, korkmuş Türk kadınlarından ve Moğol kadınlarından. Çünkü bu kadınların yani Avrupa'da ve Afrika'da gördüğü yerlerde bütün Akdeniz medeniyetlerini geziyor 1300'lerde. Bu kadar güçlü kadın hiçbir yerde görmedim diyor. Kadınlardan korktum diye bahsediyor. Çok hoşuma gitti bu tabii bu bunu görünce. İbn Battuta'nın özellikle bu seyahatname meselesindeki ve yolda olma meselesindeki bence önemi hakikaten adam yaşadığı maceraları mesela Çin hududunda işte eşkıyalar tarafından bunların böyle yerle bir edilmesi bir şekilde mahvedilmesi ya da işte o kara Black Plague veba vebanın bütün işte kentleri yok etmesi falan filan. Bir şekilde hem o dönemin tarihini anlıyorsun neler olduğunu işte Moğol istilaları ya da tam da o 3. Haçlı Seferi sonrasında ülkelerin başına gelenler. Hem de bir şekilde milletler üzerine ya da halklar, dinler üzerine gözlemleri. Kültürleri. Dolayısıyla ilk bana göre yapılmış en iyi sosyoloji kitaplarından bir tanesi. Evet, ben demin kentten bahsedince haliyle Calvino'nun Görünmez Kentler'den... Evet, lütfen onu ballandıra bahset. Evet, onu şu soruyu önce şey yapayım ve bunu söyler. Zaten bu kentte bu Marco Polo ve Timur Kublai Han değil mi? Han üzerine yaptığı konuşmalar bir kurgusu olarak yaptığı bir şey, bir kitap. Diyor bir kente hayran kaldığın şey onun 7 ya da 77 harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya verdiği yanıttır. Bir kente biz hangi soruyu soruyoruz ve bize hangi yanıtı verecektir? Bu hani bu bizim şeyi düşünsene şimdi yani hem filmlerimizde diyelim ki filmde diyelim ki romanda birçok şeyde İstanbul'un bir karakter olarak bir kimlik hatta olarak bir kadın olarak çok görürüz. Daha çok bir kadın olarak algılanması, anlatılması. Bunun bu kente sorduğumuz soruların aslında ona yüklediğimiz bir kimlik olarak da aldığımız cevap gibi gelmeye başlıyor. Tabii o neresinden baktığımız önemli. Turistik yerine mi bakıyoruz? Ara sokaklarına mı bakıyoruz? Yaşadığı hayatlardan ona mı bakıyoruz? Evet, yani bütün bunlar var. Ben birden tabii şeyde bakarak önce konuşayım ondan sonra. Şimdi tabii. Metin Altıok benim hocamdı ve şair. Değerli bir şair. İkinci yeninin uzak şairlerinden. Onun ilk kitabı çok tuhaf, çok yani çok sezgisel ve rasansal onun için diyelim. İsmi Gezgin kitabının ismi. Bana yani çok şey geldi. Trajik bir ölümle hayatı yani öldü. Gezgin demin işte çölde çayı konuşurken turist ve gezgin arasındaki şeyi bir Egeli bir şairin işte Bingöl gibi bir yerde sürgün gitmesi oraya. O zaman 80 öncesi işte sol kökenli yazarlar, öğretmenler, aydınlar oraya sürgün edilirlerdi. Ama bunun tersten şöyle iyi bir yanı olur oradaki öğrencilere. Gelen zaten kişilikli, kimlikli bir kişidir. Bir örnekliktir ve bir katkısı olur. Şimdi yani birçok açıdan katkısı olur. Hem öğretmen katkısı hem aydın ve entelektüel duruş itibariyle katkısı olur. Onun bu gezgin kitabı bende böyle içimde dolaşıp durmuştur yani şey anlamda. Kendini bir gezgin gibi görmesi aslında kendisini oraya, ya bu sonradan sürüldü çünkü. Kitap ondan önce, Bingöl'den önce yazılmış bir kitap. Ama bunu seziyor olması yine tabii şairlikle ilgili bir şey. Yani hayatının hep bir gezgin gibi olacağını düşünmüş olması ta baştan itibaren, ilk kitabından itibaren bunu koymuş olması benim hep içimi acıtmıştır yani hani çünkü onun trajik evet onun trajik sonu nedeniyle acıtmıştır. Ama bir şair olarak da büyük bir sezgiyle bunu kurmuş olması da beni ayrıca da mutlu etmiştir. Bu da başka bir şey.
Tabii bütün bu gitme fikri üzerine kurulunca haliyle yol, yolda olmak bir gitme fikridir. Gitmek üzere kurulmuş bir şeydir önce. Değil mi? Yani yakın önce derken odur. Bile uzakta olan aslında. Yani gitmek ve dönmek üzere kurulmuş olan fikirdir ama yani başlangıç itibariyle kendini sezgisel olarak yaşayacağı hikayeye bırakacak insan için gitmek fikridir. Dönmeyi sonraya bırakabiliriz. Şimdi bak, peki, ben burada ikiye ayırmak istiyorum bu gitme fikrini. Çünkü ben kendimi her zaman bir gezgin olarak bir şekilde buldum. Ve o ruh halini seviyorum. Yolda olmayı seviyorum. Bir yere varmak değil, yol halinde olmayı seviyorum. Hı-hı. Gerçekten de şimdiye kadar yazdığım her şey en çok yoldayken beslendiğim şeyler. Ama bu benim belki çocukluğumdan gelen bir alışkanlık. Belki de benim kişiliğim ve yapımla ilgili bir şey. Ama benim sevdiğim yazarlar ve sanatçıları ben ikiye ayırıyorum. Şimdi bir dekadan edebiyatın İncil olarak kabul edilen ve bana göre de dünyanın en güzel romanlarından birisi olan Erebuch kitabı, Against the Grain diye İngilizce'ye çevrilmiştir. Bu kitap Türkçe'ye çevrilmiştir diye düşünüyorum ama emin değilim. 1800'lerin sonunda yazılıyor. Hatta Oscar Wilde'ın Dorian Gray'de de o zehirli sarı kitap olarak ona referans yapıldığı iddia edilir. Orada Desassient diye bir karakter var. Şimdi bu bir şatoda yaşayan, gayet böyle hani aristokratik bir tip. Yalnız başına yaşıyor, acayip böyle lüksler içinde, kaplumbağasının üstüne taşlar döşenmiş falan filan. Şimdi bu kuzey ressamlarının, kuzeyin bulutlarını resmetmiş insanların resimlerini görmek için Hollanda'ya trenle yola çıkacak. Paris'te tren istasyonunda gidiyor. Uşağı buna işte valizlerini hazırlamış. 20 tane valiziyle birlikte uşağı böyle beklerken bu diyor ki ben niye Hollanda'ya gideyim ki, en güzel yolculukları odamda yaparım. Gerisin geriye geri dönüyor ve odasında yolculuğa yapıyor. Çıkıyor. Şimdi mesela Wallace Stevens'dan sık sık örnek veriyoruz. Çünkü benim gerçekten en sevdiğim şairlerden bir tanesidir. Wallace Stevens de aslında çok fazla gezmemiş ama bana göre Amerikan edebiyatının en egzotik şairlerinden bir tanesi. Küba olsun, Güney olsun, işte Miami olsun, hep kafasında böyle bir papağanlar uçuşur ve acayip palmiyeler vardır. Gezmeden sıkıcı bir sigorta şirketinde çalışıp odasında yolculuk yapanlardır. Ama mesela örnekler diyelim, Turner gibi örnekler var ki o da benim çok önemsediğim bir ressam. Turner de mesela deli, kardeşini bir gemi şeyinde kazasına kaybetmiş. Kaybeder. Ve kardeşi çok önemsediği bir adam. Kendisini böyle özellikle fırtınalı günlerde gemilerin önüne halatlarla falan bağlatıp o fırtınayı hissedip o fırtınalı resimleri yapan bir adam. En son bir sergisine gittim İrlanda'da ve inanamadım, böyle adam Alplerde böyle en tepelerde keçi gibi tırmanırken duruyor. Hemen hızlı bir resim yapıyor. Venedik'e gidiyor, şipşak bir resim yapıyor. Belli ki çok hızlı yapılmış bir resimler ama belli ki yoldan beslenen. Çünkü orada tam böyle empresyonizmin başı gibi 1800'lerin başında. Ya o kadar güzel ki resimler, sana anlatamam. Ki belki seyircilerimize Turner'ın bazı resimlerini veririz. Neden bahsettiğimi görmüş olurlar. Şimdi mesela yolda olup da beslenen o ikinci kategori. Ki buna mesela birazdan bahsederiz. Beat kuşağının pek çok yazarı, Kerouac gibi, işte Ginsberg gibi adamlar da dahil. Yoldan beslenen, hakikaten yolu bir neredeyse başkaldırı olarak kullanan ve sisteme, oturmuş burjuva şehir hayatına tepkiyle çıkan bir yolda olma durumu var. Öbürü o hani evinde, şatosunda, işte rahat, konforlu odasında çayını yudumlarken yolculuğa çıkanlar. Şimdi bunları hani bu iyi bu kötü diye ayırt etmiyorum. Sadece değişik karakterlerin, tipolojilerin yol hayalleri var. Ve bunlar, sen demin mesela bahsettin bu işte hani egzotik diyarlardan ya da mesela Marco Polo'dan. Yani bütün bu özellikle doğu, batılı yazarların, işte mesela Coleridge gibi çok benim önemsediğim, Kubilay Khan'ı falan, Kubilay Khan'ı yazan yazarların kafasındaki sihirli doğu imgesi, Binbir Gece Masalları çıktıktan sonra da bambaşka bir hayal gücün onlara
hediye etmiştir, armağan etmiştir o işte Doğu kitapları, Göte hikayeleri. Çok etkilenmiştir mesela çocukluğunda. Göte'den evet daha önce İnanılmaz etkilenmiş. Ve hatta Göte'nin bu kadar şey olması, gezgin olması, aynı zamanda gezgin adam, sürekli o İtalya seyahati falan filan, inanılmaz kitaplardır. O Piranesi'nin gravürlerinden bir ara. Evet, çocukluğunda mesela görmüştü. Dolayısıyla bu adamların aslında bazı Batılıların bu kadar gezgin olması, Batılılar özellikle çok gezerler, Doğulular o kadar gezmez. Doğu oturur diyor, Şark oturur diyor huzurda. Tanpınar. Evet. Bu unutmayalım bunu. Evet. Doğu oturur yani, stabildir. Yani benim bir arkadaşım mesela bu Batılıların İstanbul'a gelmesiyle ilgili bir seri belgesel yapmıştı. İnanamamıştım. Hiç tahmin etmeyeceğin insanlar buraya gelmişler. Evet. İşte yani Fransızları pek çok biliyoruz yani. İşte Gautier'i, Nerval'i, işte Pierre Loti vesaire. Yani çok fazla isim var. Ama böyle hani Mark Twain falan bunları pek bilmiyoruz. Dolayısıyla çok fazla Batılı buralara gelip, sadece buralara değil işte Levant ülkelerine ya da işte Filistin'e, Yeruşalim'e vesaire, Kudüs'e giden pek çok insan var. Ama buradan batıya giden gezginler, yani mesela benim dedem bundan iyi örneklerden bir tanesi. Gerçekten bence seyahat kitapları çok enteresandır. Ama hani Türkiye'den giden işte İspanya seyahatini okuyacağım. Armağan etmiştim, duruyor bende. Daha başlayacağım. Ama mesela Tanpınar'da, sen söylediğin için söylüyorum, Paris'e çok geç gidip de onu ahva eder, çok üzülür. Ahva eden, işte Yahya Kemal çok iyi örneklerden bir tanesi. Yani bizden gidenler daha çok batılı olma fikri ve batılılık üzerine o arada kalmışlık, o kompleks ve araftan şarkılarını söylerler. Batıysa Doğu'yu zaten kafasında hatmetmiş, kurmuş. Geldikten sonra görmek istediğini kurup da yazanlar var. Bizimkilerde şöyle bir şey değil mi yani bu? Görgüsünü ve bilgisini arttırma. Evet. Bu yani temel sıkış bu. Yani Batılı'nın buna ihtiyacı yok. O Doğu'dan başka bir şey öğreniyor ve yani iyi şeyler çıkaranlar var zaten işte. Var ama tabii ön yargıyla gelenler de var. Mesela Angkor falan gibi ressamlar. Yani hani odalık resimleri çok meşhurdur. Bakıyorsun hani adam hiç görmemiş, hareme haliyle hayatında girmemiş. Ama bütün övrü, bütün neredeyse eserleri o kafasında kurduğu harem fantezisi üzerine. Ve bütün Avrupa'yı da öylelikle ya bir hegemonya kuruyor harem imgesi. Ve Doğu imgesi. Şimdi gitmek fiilini, gitmek üzerine konuşunca haliyle Hasan Ali Toptaş'ın Yoklar Fısıltısı diye bir öykü kitabı vardır. Romancıdır okumadım kendisi ama yani incecik bir kitap. Çift çizgi diye bir öyküsü vardır. Bunu çok örneklemişimdir arkadaşlarıma. Der ki, gitmek fiilinin altını en güzel çift çizgiyle trenler çizermiş. Çok hoş. Çok güzel. Bir cümle oradan. Buradan biraz, da Oğuz beatlere Atay'ın... geçelim mi biraz? Beatlere geçmek geçeceğiz. Bir Oğuz Atay'a geçeyim buradan böyle bir şey yaparak. Oğuz Atay'ın da bu korkuyu beklerken de demiryolu hikayecileri vardır. Orada işte bir istasyonda üç arkadaş, anlatıcı olan kişi, genç bir Yahudi ve bir kadın. Üç tane hikaye yazısı vardır. Bir de bir mutsuz bir şef vardır orada, istasyon şefi. Çok az. Nedense istasyon şefleri odur. Çünkü istasyon, istasyon çünkü sürekli bekleme evidir ya, bir bekleme salonudur. O da bir araftır. Çünkü ne beklemesidir? İşte saati bilirsin, onun gecikmesi var, onun işte trenin gelmesi gerekir. Sürpriz bir şey olabilir işte. Posta treni ama hani orada çok bir şey olmaz. Bunlar gündüz uyuyup gece gelen yolculara hikaye satmaya çalışan kişilerdir. Hatta işte en son bu bir açıdan da Marquez'in şeyine benziyor. Kolera günlerinde aşkta da böyle bir şey var, bir mutsuz bir aşık vardır. Bu yüzden de sevgilisine ulaşamaz ve o da sürekli işte aşk mektupları, vekaleten mektup yazarsın. Yani biri gelir, işte mektup der ki ben eşime veya sevgilime yazacağım. O yazar ona gönderip aynı mektup yazar aslında yani. Neyse bu ayrı biraz benzer bir şey olduğu için söylüyorum. Ezber mektuplar. Evet. Hapishanelerde de varmış ya böyle hani standart mektuplar, tabii. Aşk mektupları. Evet, konudan uzaklaşmayalım. Evet. Demiroğlu hikayeler olduğu için buradan şeye bağlamak istiyorum. Bir arkadaşımız Kemal Varol bir Demiroğlu öyküleri diye bir derleme yaptı. İyi bir derlemedir. Yeri gelmişken ondan bahsetmek gerekir.
O da mesela bir Ergani'de bir istasyon da yaşayan istasyon kentinde bir çocuktur. Hep gelip gidenlerin hikayesini duymuştur. Ama kendisi hiç gitmemiştir ve bunu anlatır kendi otobiyografik şeyinden, hikayesinden. Öyle güzeldir. Şimdi biz artık BİİT'e geçebiliriz. BİİT sana emanet peki. Tamam. Geçmeden kısa bir şey peki. söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten bu konu beni çok heyecanlandırdığı için kafamda böyle hani macera perest, sergüzeş kelimesini çok severim. Çok güzel. Farsça. O kitabı da çok severim. Bu hani macera perest yolda olan yazarlar kategorisini kafamda bir döndürdüm. Aklıma o kadar çok isim geldi ki mesela bana göre Jonathan Swift, bu hani Gulliver'ın şeylerini, maceralarını anlatan, o hani fantastik diyarlar hayal eden insanlar vardır. Ve bu, mesela bu Alberto Manguel, Güney Amerikalı bir yazar, yıllar önce almıştım, kitaba hayran olmuştum. Bu hayali, Sevin Okyay çevirdi birisiyle birlikte, hayali ülkeler atlası mı, böyle bir şey, ansiklopedisi. Yani bayağı o da tuğla kitap mahiyetinde ve orada da böyle hani edebiyat tarihi boyunca hayal edilen ülkelerin bir şey var aslında, ansiklopedisi var. Orada da görüyorsun hakikaten bu tür böyle diyarlar, işte Tolkien aynı şekilde öyle, Orta Dünya vesaire, hayali ülkeler inşa eden adamlar. En benim çocukluğumda okuduğum ve etkileyen, bana göre de bir temel felsefe kitabıdır, Voltaire'in Candide'i. Çünkü o da biliyorsun, Doktor Pangloss ve Candide dünyayı gezerler. Birisi böyle hani daha edebi hoca, aslında o hiçbir şey bilmez. En sonunda hasta olur, burnu düşer, mahvolur. Ve kitabın sonunda da felsefe şudur, herkes kendi bahçesine dönsün kardeşim. O bahçe de kimi teorisyenlere göre bizim şu Tarabya'dadır. Tarabya, İstanbul'da evet. Evet, çünkü orada bir derviş karakteri vardır ve en sonunda bahçelerine geldiğinde gez 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 ama bir şey yok. Asıl sen kendi bahçeni koru, kendi bahçende domates yetiştire gelir. Felsefesi odur o kitabın. Voltaire tabii ki hani aydınlatmacı şeyle, güdüyle ve psikolojiyle ve felsefeyle onu yazmış ama hani bugün hani hızla küreselleşen, kirlenen ve bu ısınma, küresel ısınma meselesinde GDO'ların bize pompalandığı ve sağlıksız ve pis bir dünyanın içinde yaşadığımız bir yerde haliyle bu kendi bahçene dön felsefesi bu kadar yoldan sonra ancak o felsefeye varılıyor. Birazcık bunun altını çizmek istedim. Çünkü gerçekten o kendi bahçe hikayesi bence çok manidar. Ve bir taraftan hani tabii bu ki... Bu aynı zamanda eve dön gibi bir şey değil eve mi? Dön. Eve dön, bahçene dön. Ama yani o Candide'in geldiği kendi evi değil o sonuçta. Yani adam çıkmış Avrupa'dan buraya gelmiş. O kendi evi değil. Bahçe önemli olan orada. Kendi küçük bahçeni korumak ve kurmak. Kavabis'in bir şiiri var işte yine o şehir şiiri. Nereye gitsen doğduğun kent hep arkandan gelecektir. Başka bir yer yok der. Sanki biraz bunu, yani bu tabii iyi bir şiir Kavabis'in ama biraz bu doğduğun yer hep arkandan gelecektir'i aşacak bir ifadeyi aslında Saint Victor'lu Hugo şöyle anlatıyor. Diyor ki, yani şimdi gitmeyi ve kendi memleketinin dışına çıkmayı. Diyor, memleketini diyor güzel bulan insan daha yolun başındadır. Her yeri kendi yurdu gibi gören insan güçlüdür. Ama bütün dünyayı yabancı bir ülke gibi gören insan mükemmeldir. Galiba, iyi bir alıntı bu. Galiba yani gitmek, yolda olmak, sürekli kendini silmek, yeniden kurmak ama yeniden silmek, yeniden kurmak. Asla hafızayı silmekten bahsetmiyorum. Yani o değil, bir nostalji asla hiç değil zaten. Hani nostalji ile hafıza arasında bir ters bir orantı vardır. Yani hafıza, hafızanın olmadığı yerle nostaljiden bahsedebiliriz ancak. Dolayısıyla yol aynı zamanda hafızadır da. Yani hafıza oluşturur. Ancak kendimizde barındırdığımız şeyi silebiliriz ve ancak sildiğimiz şeyi tekrar kendimizde
barındırabiliriz. Yani bilginin bizde şeyleşmesini önleyecek olan şey, yegane şey, şeyleşmeyi önleyecek olan yegane şey. Dolayısıyla bu sürekli kendini yenileyen, kendine taze kan taşıyan yol hikayesidir. Yolda olma fikridir. Yolda olma fikri, yolda olma fikri bir seyahat etme fikri değildir. Fiziksel olarak bir yere gitme ve oralarda bulunma hali değildir. Yolda gitme fikri dediğin gibi kurgusal, yani kendi odasında durup dünyanın bütün atlaslarını önüne koyup oradan yürümektir. Nevada çölünü bilmektir. Bilmem hangi çağların nerede olduğunu bilmektir. Bunun üzerine hikayeler uydurmaktır. Yazar zaten kurgusal olacağı için, kurguyla yapacağı için, işte Calvino'ya baksana, bütün Marco Polo hikayesini aslında kurgusal bir metin. Yani böyle bir diyalog yok, Kubilay'la yaptığı diyalog yok. Belki de kendi metinler arasında üretilmiş bir şey ama küçük küçük kentler üzerine kurduğu notlarla birbirine ekleyerek bir anakronik bir şey de kurarak kendi arasında bir metin çıkarıyor ve nefis bir şeye dönüşüyor bu. Ben ya, Calvino'nun en sevdiğim kitabı. Evet, dolayısıyla bütün dünyayı yabancı bir ülke gibi görmek ya da bütün dünyayı kendisi için küçük bir alanmış gibi görmek, buradan bakmak insana geniş, inanılmaz bir özgürlük alanı açıyor. Tam da özgürlük demişken, bence hani zaman, her zaman zamana karşı yaşıyoruz. O yüzden beatlere girelim istiyorum. Tamam. Çünkü hakikaten bana göre hani yol edebiyatını en böyle harbi, en sert, en hatta çığırtkan bir şekilde yapan bu beat şairleri kuşağı ve yazarları, kuşağı. Ve şimdi dediğin gibi yolda olma durumu aslında bir taraftan yersiz yurtsuz olma ve her yere ait olma hali. Ama bir taraftan bir tepki. Çünkü bu beatler nereden çıktı diye soracak olursan, yani bu adamlar gökten zembille inip böyle sisteme karşı bir şeyler yazmadılar. Amerika'nın o dönemki bu solcu, pink derlerdi, pembe avcılığı, McCarthy döneminden bahsediyoruz. Herkes de böyle ruhuna işlemiş bir paranoya ve aşırı bir ötekileştirme. Bütün bu hani savaş sonrası, Vietnam vesaire, bu 50'lerin o çirkin... Ya soğuk savaşta, çünkü komünist avının yapıldığı dönemdir, yani o. Yani soğuk savaşın zaten en ayyuka çıktığı zaman. Evet, çıktığı dönemdir. Dolayısıyla bu adamlar birdenbire nereden çıkıyorlar diye soruyorsan, tamamen sisteme karşı bir şekilde çıkıyorlar. Ve bence bu kuşağın en önemli temsilcilerinden bir tanesi Kerouac, Jack Kerouac. Kerouac ile ilgili şöyle enteresan bir bilgi var. Kerouac bu kitabını yazdığında, hatta şu anda Amerika'da bir yerde sanki bu Ölü Deniz scrollları gibi böyle kilometreye kadar uzayan bir rulo üzerine yazar. Rulo üzerine yazıyor. Ama bilinmeyen arkaik bir Quebec Fransızcasıyla da bir bölümünü yazıyor. O kitap yayınlanmıyor, o bölüm yayınlanmıyor. Bayağı birkaç sayfa yayınlanıyor. Onun en o arkaik Fransızcanın en temel örneklerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Ki bu bana çok, bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Evet. Çünkü yani Kerouac hakikaten kullandığı İngilizce ile de zaten bayağı farklı zaten bir yerde duruyor. Yani. Şimdi bu On the Road kitabı, yolda kitabı. Hatta bizde galiba yıllar önce yasaklanmıştı, Amerika'da da yasaklanmıştı. Bu bastı, Ayrıntı'dan çıktı. Daha sonra Kıyı Yayınları'ndan önce ona çıkmıştı. İki orijinali var şu an şeyden, yani yenisi var. Evet. Şimdi bu o dönem dediğim gibi inanılmaz bir şey var, censorship var. Üç defa dolaşıyor yani Amerika'yı. Üç defa dolaşıyor. Dolaşıyorlar ve bunlar böyle bir grup arkadaş. Şimdi aralarında Kerouac var, Neil Cassady var, Ginsberg var. Ginsberg zaten o Howl'u biliyorsun, çok Amerikan edebiyatının temel şiirlerinden bir tanesidir. Sayıklama gibi yazılmıştır. İnanılmaz bir şiirdir. Yani uzun bir şiir ama yani tek şiir kitap gibi, yani uzun bir şiir gibi düşün. Bunlar 1951'de Kerouac bu On the Road'u 3 hafta içinde yazıyor. Ama neredeyse 10 sene boyunca Amerika'nın
doğusundan batısına, batısından doğusuna sürekli bir yol halindeyken bunlar böyle değişik peçetelerin, not defterlerinin, günlüklerin içine not edilmiş bir kitap. En sonunda böyle bir artık bir patlama yaşayıp 51'de oturuyor ve kendi dediğine göre 3 haftada yazıyor. Bu kitabın önemi bana göre bir bu bahsettiğim ekstrem baskıcı bir dönem, inanılmaz sansürün olduğu, sansürün ayyuka çıktığı McCarthy döneminde çıkması. Ki bu kitap ilk basıldığı zaman dönemin politikasını net bir şekilde kritike eden tek kitap. Yani düşün ki bu kadar sansür var ve bu böyle inanılmaz sert bir şekilde ve hani hayat tarzı olarak da zaten o dönemin konservatif Amerikalılarını hani uyuşturucusuyla, cazıyla, hani aykırılıklarıyla, eşcinselliğiyle vesaire o kadar hani adamlara tokat gibi geliyor ki neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Ve tabii ki orada onun şey ilham kaynağı ne biliyor musun? Gönül Çelen. Salinger. Çünkü Gönül Çelen'de biliyorsun o minik çocuk bunlar kadar belki ekstrem bir örnek olmamakla birlikte aslında sisteme karşı duran ve evden kaçan bir çocuk figürü. Bunlar da bir şekilde onun yetişkin hali. Yani evden kaçan, eve, ulusa, topluma, politikaya kafa tutan adamlar. Düzene karşı, evet. Dolayısıyla düzene. Bana göre hani yoldan bahsediyorsak yol bir taraftan da bir tepkidir. Çünkü o düzene tepkidir. Evet, en nihayetinde şey tabii, stabil bir şeye bağlı olmamak ya da en azından ona bağlı olunsa bile ondan kopuk bir yaşamı sürdürme hali. Tabii bir kuşağı benim şimdi hani bu şunu aldım ve okudum şöyle bir kısmını. Sen Ferlinghetti'yi sevmiştin galiba. Evet, kimi yani, seviyorsun aralarında? Ginsberg'i yani... Tabii şair o. Ama tabii şey Jack Kerouac çok enteresan bir adam. Hani Yoldan Molda romanı şey çok çok şey gibi geliyor bana. Hani o küfür. Ben edepli biriyim yani o açıdan. Çok tuhaf gelmiş. Bizde ama bir de bizde baktım, bir underground çeviri de çok iyi değil ya. Yani ne yazık ki öyle bir sorun da var iyi belki. Değil, evet. Yani o Zen kaçıkları mesela hani bunların da bir doğu şeyi var. İlgisi var. Gerçi 50'lerden sonra savaştan sonra bir arınma hali arınmanın yani dolayısıyla hani çok savaş, çok övülen bir savaş, Kore Savaşı, Vietnam, bütün bunların hepsi o döneme denk geliyor ve bu yüzden ondan hızla kopma. Değil mi yani o gençliğin hızla kopması? Biraz o bir parça, sanki değil mi bu 68 kuşağını da düşünüyorum, biraz benzer bir şey var daha sonra. Yani bunlar politik değiller, belki de çok politikler ama hani çok anarşizan bir yerden bir iş yapıyorlar. Yani Marksist değiller bu anlamda söylemek istiyorum. Yani politik derken ben öyle algılıyorum. Yani politik evet, bir şey bence derken, çok politikler ama yani ha, teorik politik. Değil değiller. Hani değiller. Daha anarşizan bir yerden yani devlet aygıtına karşı, ideolojik aygıtlara bağlanım konusunda eleştirel bakan, onu reddeden, aileyi reddeden, sevgi yani aynı tek eşliği reddeden ne bileyim bir sürü şey. Ki yani Kerouac'in kitabına ilham kaynağı olan Neil Cassady kitabın yayınlanışının 50. yılında mesela yayın evi gerçek karakter isimlerini koymuş. Yani mesela Ginsberg Sal orada diyelim. Sal değildi pardon başka bir karakter zaten ismi. Zaten Bild Kuşağı'nın arketipi olarak diye Neil Cassady'den öyle bahsediyor. Mesela Karl Marx kitaptaki ismi 50. yılında tekrar basılışında Ginsberg gerçek koyuyor. Dean Moriarty ki Sherlock Holmes'daki o kötü karakterdir Moriarty. Neil Cassady'ye dönüşüyor. Ve aynı yani Odysseus gibi her sahilde bir kadın hikayesi var. Oraya gidiyor bir kadını hamile bırakıyor. Başka bir yere gidiyor başka bir yerde bir hamile kadın oluyor. Birisi hamileyken ikisi aynı zamanda... Yani mesela birisi Kaliforniya'da karısı hamile ya da işte kız arkadaşı New York'a geliyor. Orada bir Hispanik kızı hamile bırakıyor falan. Böyle yani biraz her daha devamında kadın... ekşi sözlüğün cümlelerine doğru kayacağız gidecek bu bir şey. Evet böyle bir şey var işte bu bir önemi yok onlar için yani böyle. Yani önemi de var ama hani işte böyle. Yani ne olacak sorunu o düşünülmüyor. Neyse bu başka bir şey yani onların hayatları yolda. Falan. Ama, ben bu yolda olma hikayesine sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi
Özellikle dedik ya bazı yazarlar gezer, bazı yazarlar gezmez. Ama bir de metaforik yollar var. Ki burada mesela Petrarca ilk böyle gezi kitaplarından bir tanesini 1300'lerde yazdığında bir dağa çıkıyor, tamam mı? Ve gelmeyenlere çok hoşuma gitti bu deyim. Frigida Curiositas diye bir deyim kullanıyor. Yani soğuk bir meraksızlık. O dağa onunla birlikte tırmanmayan arkadaşlarına aslında pislik atmış oluyor. Ne kadar meraksız bir milletsiniz diyor. Ve o dağa çıkma hikayesini gayet metaforik bir hani etikle birleştirip hani yukarılara çıkma, öyle bir kitap yazıyor. İlk örneklerinden bir tanesidir bu. 1304'ten 1374'e kadar yaşamış Petrarca. Tabii ister istemez Petrarca deyince Dante aklıma geliyor. Ve onun hani cehennem, Araf ve cennette bana göre en iyi yolculuk kitaplarından bir tanesidir. Evet. Yani çok işte bu yolculuk meselesinde gerçekten bin tane dedim ya, nereden tutacağımı bilemiyorum burada. Bir gün sadece İbn Battuta mesela konuşabiliriz. Evet, onun yol. Bizim ya da Çelebi'yi. Evliya Çelebi de muhteşemdir. Çelebi'den bir şey söyletmedin tabii sen. Yani Evliya Çelebi, bir tarihçi bana şunu söylemişti, unutamam. Demişti ki bizim işte özellikle eski jenerasyonda onu küçümseme, aa işte çok abartmış, aa işte çok fazla böyle hani hayali şeyler yazmış diye eleştirilir. Olsun işte, tam da bu. Ya bir kere bence zaten tam da bu, ama onu bir tarafa bırak, işin komik tarafı söylediği her şeyde teker teker doğru da çıkıyor. Yani öyle bir durum da var. Kurgusal olacak, bir şeyler olacak yani, ekleyecek illa bu şey Bakanovis gibi sadece oradaki sayıları toplayıp ya da hikaye yazacak, tarihsel şey yazacak biri değil ki seyyah. Başka lezzetler de katacak araya falan filan. Evet. Ve o tadı uyandıracak. Bir günde hakikaten şey yapalım. Hayır, hem Batut'a yapalım, hem Evliya Çelebi yapalım. Tamam. Hatta şöyle bir şey hayal ediyorum ben. Bende o kitapları var. Özellikle bu büyük bastırdığı şey. Her şey. Çelebi'nin sadece kitapları değil, bir de bu İbrahim Müteferrika'nın bu Amerika mesela gitmiş, gezilmiş ve hayali böyle hani anka kuşlarının uçuştuğu, tuhaf böyle ağaçların olduğu, egzotik diyarların hayal edildiği Müteferrika serisi var. Onlardan da örnek vererek. Evet, programın sonuna geldik. Yol bereketli bir alan. Daha çok konuşulacak şeyler var. Belki biz bu vesileyle buradan birkaç tane şey çıkaracağız. Bir İbn Battuta, bir Yılmaz Güney yol filmini ayrı ayrı program yaparak konuşmak çok daha Evliya Çelebi. Evliya Çelebi, evet, daha iyi olur. Bunu parçalayarak daha geniş konuşma şansını elde edeceğiz. Yolda olma fikri üzerine konuşmaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.